Efendim, hava çok güzel. İnsanlar gördüğünüz gibi bir telaş var. Ne telaşı? Ekmek yemek telaşı. Güzel bir muhabbet. 6. geleneksel Kozanlı Gökyöl Şenlikleri'nde birlikteyiz. Evet, Kozanlıların düzenlemiş olduğu 6. geleneksel Gökyöl Kozanlı Şenliği'nde gerçekten harika bir gün yaşayacağız. Bunu ümit ediyorum. Hava çok güzel çünkü. Baktığımız zaman etrafımıza insanların güzelliği etrafımıza yansıyor. Neden? Bir sevgi var, bir muhabbet var. Bu muhabbetle birlikte önce tabii ki ne var? Yemek ihtiyacı var. Aşçılarımız gördüğümüz gibi full time çalışıyorlar. Biz aşçıların bu tarafına değil de karşısına geçip konuşsak daha iyi olur değil mi? Hem dağıtıyoruz hem konuşuyoruz ustacığım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. 6. gelen... Sürekli çok güzel köyümüzün bu... Aynı zamanda siz Kozanlı mısınız? Kozanlı sayılır. Kozanlısınız değil mi? 6.sını düzenliyoruz. Nasıl bugün hava çok güzel. Güzel. Yemek çeşitlerimiz neler var? Yemek çeşitlerimiz kavurma, mirmik helvası, tereyağlı pirinç pilavı, çorbamız var. Kaç bir kişilik rezerve? 2500. 2500. Ustam da var orada değil mi? Evet. İsmet Ustam imalatta. Öyle mi, imalatta? Siz ihracattasınız? Biz sadece tüketimde. Ne yani kadar güzel. Ben helvacı başıyım. Helvacı başısın. Evet. Ne kadar güzel hocam. Seninki daha hafif ya. Tabii. Sizi tanıyalım bir. Ben Nevzat Usta. Nasıl ustacığım? İnsanlar bir kaynaşma var. Baktığımız zaman ne gibi duygular hissediyorsun şöyle insanların kaynaşını görünce? Şimdi bu tür olaylar kültürleri daha da birbirine yaklaştırıyor. İnsanları birbirine kaynaştırıyor. Yani güzel duygular bunlar. Bekliyor değil mi? Ne bekliyor? Helva mı bekliyor? Evet, afiyet olsun. Burada sadece Kozanlı değil, çevre köylerden gelen insanlar da var. Büyük bir kaynaşma var. Tabii. Burada yani insanlar birbirleriyle tanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Sıray rayı mı yaşıyor? Tabii. Onun için çok güzel bir ortam yani. Evet, teşekkür ediyorum. Ustam, gel sana da hak geçmesin. Gel şöyle yanıma gel. Teşekkür ederim. Gel ustam gel. Ben Hacı Usta, kulu hazır yemek. Neden Hacı Usta? Neden Hacı? Hacca mı gittiniz geldiniz? Ondan teşekkür var. Ederim. Halkımız bunu bize tecevit olarak bırakmış. Biz de Hacı Usta olarak kaldık. Mahlasibi olarak gidiyor. Elhamdülillah. Hacı Usta ne diyorsun bu hususta? Eşe dosta ikram ediliyor. Bu Ağustos'ta. Ağustos'ta değiliz. Bu Kozanlılar Derneği olarak her yıl geleneksel hale getirdikleri başka ve yönetimi kutlamak lazım. Kutlamak lazım ki bu insanları bu hale beraber getiriyor. Evet, ve kaynaşıyorlar. Bu arada siz de bize yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim biz de. Teşekkür ederim. Nasıl, yemekler güzel miydi? Hamdolsun güzeldi. Afiyet olsun. Dostlarla birleşiyoruz. Dostlarla birleşiyoruz. Güzel bu olay. Evet. Afiyet çekiyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, güzel insanlar, kainatın güzel insanları diye her zaman sizlere vurguluyoruz. Konya'da oturuyorum, Bilal Camcı, buranın yerlisiyim. Ne kadar güzel. Yayla'da. Yayla bizim de, Konya'da kalıyoruz. Biz burada büyüdük hep. Nasıl program? Her yıl güzel oluyor da yalnız kısa kesiyorsunuz ya. Biz kısa kesiyoruz. Ne? Abi çok zevkli oluyor, seyretmesini o yüzden. Hadi. İmran Diken. Ne iş yapıyoruz? Çiftçilik yaparım. Peki, burada çiftçilik yapıyorsunuz? Evet, sütçülük, süt ineklerim. Ha, sütçülük? Evet. Ha, ineklerin sütünü siz gasp ediyorsunuz. Evet. Nasıl işler, iyi mi? İyi, güzel maşallah. Yani Kozanlı'dan topluyorsunuz sırf sütü? Kozanlı'dan topluyoruz, kendi çiftliğimiz var. Ne kadar güzel. Yemeği başlayacaksınız. Allah'ın böyle bir düşünce güzel olmuş değil mi? Çok güzel. Telef olmuyor, yiyeceği kadarını veriyor. Allah razı olsun. Cümlemizden. İbrahim Bulan. İbrahim? İbrahim Bulan. Bulan. Kaybolanları biliyor musun İbrahim Bey? Bu atadan kalma bir mahalle değil mi? Doğrudur abi. Davulun sesi uzaktan kulağa hoş geliyor. Hoş gelir. Ama gülücükler boş doğru, gelmiyor. Güzel doğru, geliyor. Doğru. Program nasıl buldunuz? Başlıyorum gerçekten. Çok güzel gerçeği. Ya inşallah güzel yemek olacak ya. Ben, i̇nşallah güzel ben olur. Ben Kozanlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim ben. Denetim ne kadar güzel isabetli olmuş o zaman. İsabetli. Yakışıklı genç. Sağ ol. Allah razı olsun. Cümlemizden. Kendim ben eski Konya'nın Sesçi Gazetesi'nin sahibiydim. Tamam. Mehmet'in Çorum. Ya sakal. 80'de. İhtiyarlamışsın artık. 80'de Türkiye'den Avrupa'ya kodum kaçtım. Tamam. Şimdi geldik elhamdülillah. Şimdi ana yurda durdun. Rahatlığa kavuştuk. Allah daha güçlü yapsın Türkiye'mizi. Yemekler nasıl? Program nasıl? Abi yemekler. Çok yakışıyor olmuş. Ne diyorsun sen? Size de yakışıyor çekmeler. Afiyet olsun. Ya afiyet olsun.
Buyur abi, sen bize ne... Sesi gazetesinin mi? Öyleymiş abi. Evet, siz neyin patronusunuz? Abi ben de Allah'ın inşallah izniyle kendi patronum. Allah'ın bir kuluyum benim. Allah'ın yarattığı bir kulum. Adınız ne sizin? Ziya Kibar. Eminsiniz değil mi kibar olduğunuzu? Kibar tabi. Kibar birine benziyorsunuz. İnşallah, inşallah teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ ol. Abi mafyadasın. Eyvallah usta, sağ olasın. Seni yemekten alıkoyduk, hakkını helal et. Özür dilerim. Yakışıklı kardeşim, duygu ve düşünceleri alalım. Yemek nasıl olmuş diye soruyor. Organize şu anda olmadığı için burada. Yemek nasıl olmuş? Yemek güzel olmuş abi. Sen 6 senedir geliyorsun, ben Kozanlıyım. Ben 6 senedir gelmiyorum. Değil mi? Yani. Ben vefalıyım, sen vefasızsın. Ya olacak artık. Olacak ya. Değil mi? Şey yok. İsim ne demiştin? Ramazan Çorum. Ramazan Bey, affediyorsun. Eyvallah. Sevgili seyirciler, yemek de son faslı abiye koyalım. Abilere varalım. Ağzınız siliyor nasıl? Ya hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Siz nasılsınız? Buralısınız? Öğretmenim. Evet. Öğretmensiniz. Öğretmenim. Ya, buralıyız yani. Çok güzel bir mesleğiniz sağ olun, var hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Nasıl? Program demeyin. Program artık yayın akışıyla gidecek de program akışıyla yayın diyoruz. Biz alıştık ekranda yayına. Yani ilk defa katılıyorum. Aynı zamanda görevliyim. Yalnız birlik beraberliğin sağlandığı çok güzel bir ortam. Tabii ki halkın kaynaştığı. Bilgi yani tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Buralara gelmişsiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Evet abi, hak geçmesin dedi ki sizi tanıyalım. Evet, şöyle gel abi, cebindekini görme lakin. Abi siz İsmim tanıyalım. Mesut Kurt. Kurt gibi acıkmışsın abi. Evet açtım. Burada neden oturuyorum. Burada oturuyorum. Burada oturuyorsunuz. Kozanlılıyım. Kozanlısınız. İşte Kozanlı derlerine geldik. Emekliyim tamam. Her zaman da. Ne emeklisi abi? Yaşın kaç senin? Mahallenin emekli oldum abi. Ha tamam. Allah'ım güle güle yedirmek nasip etsin. Amin cümlemize. Amin. Hocam sen çok nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben de Kozanlıyım. Konya'da oturuyorum 22 yıldır. İşte geldik köylerimizle bir görüşelim. Tanışalım. Unuttuklarımız var. Çocukları, gençleri görelim ki tanıyalım. İşte geldik. Memnunuz. Memnunuz bu programdan. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Nasıl yemekler, güzel mi olur? Çok güzel. Bu tür daha güzel olmuş değil mi? Geçen yıllar tabaklarda geliyordu. Organize daha güzel. Daha önce olmuş. Gelmedim ben. Ha gelmediniz? Yok. Neresiniz? Buralıyım. Buzalısınız. Konya'da oturuyorsunuz. Evet. Kimlere geldik? Annemle, kardeşimle. Anne baba, o zaman çok zenginsiniz. Çevreniz geniş değil mi? Evet. Efendim afiyet olsun. Sağ olun. Yemeği yediniz. Daha yemedik, bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Evet, bekliyoruz. Ha, tekkeyi bekleyen çorba evet, içer. Bekliyoruz. Bunun adı ne? Beyza. Beyza, maşallah. Beyza, ne kadar güzel bir isim. Burayı çek, burayı da İnceli, ince. Ha, orayı da mı çekelim? Hadi orayı da çekelim. Allah çektirmesin, bizim kameraman çok çekiyor zaten. Evet, sizleri tanıyalım. Ben Demet Bakır Çakmaz. Kozanımızın işte derneği şenlik yaptı babam, sağ olsun. İşte hep beraber burada yemek yiyoruz. Ya babam sağ olsun derler hani, siz de öyle diyorsunuz. Babam sağ olsun, dernin başkanı. Evet. Bilal Bey. Bilal abi de. Bilal Bey çok değerli bir insan. Şarj. Evet. Gerek belediye başkanımız, gerek Bilal Bey. Ekibi çok güçlü bir ekip. Evet. Evet. Allah razı olsun. Böyle bir şey yaptılar yani. Evet. Bilal abi. İsmi ne? Hayat. Hayat mı verecek yani? Neden hayat? Evet. İnşallah hayat verir. İnşallah. 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 Kaç aylık? İnşallah. Bir yaş 4 aylık. Allah bağışlasın. Amin cümle. Allah'ın alı babalı büyüsün. Amin. Allah'ın alı babalı büyüsün ve afiyet olsun. Ben Ziya Kibar'ın hanımıyım. Ne kadar? Konya'dayız. Takıldım biraz önce. He. Gerçekten kibar mısın diye. Sağ ol. İşte biz de geldik, daha ben hiç gelmediydim. Bugün geldim işte. Ne yapıyor? Hanımın ne yapar? Elhamdülillah. Hamdolsun. İyiyiz biz de işte. Allah afiyet olsun. Hadi Hayfike bir el sal. Annen hadi afiyet olsun sizlere. Seyirciler, Kozanlı halkı gerçekten cana yakın insanlar. Kozanlı denince akla ne geliyor? Tabii ki sevgi, hoşgörü geliyor akla. Kozanlı'nın en güzel bir yönü varsa bu tür organizelerde birlik ve beraberliği gerçekten simgeliyorlar. Ve bu birlik beraberlikleri de ekranlara yansıyor. Biz 6 yıldır geliyoruz buraya. Evet 5 yıl 1 yıl aksadı. Geçen yıl yapılmamıştı herhalde. Ama güzel insanların en güzel yönü dedik ya, misafirperver olmaları. Ya şu an baktığımız zaman teyzelerimiz var. Program akışı devam ediyor.
teyzelerimiz buradan izliyor. Biz de o güzel insanların böyle annelerim, nenelerimizin yanına varıyoruz inşallah. Efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, iyiyiz. Allah afiyet verin. İsminizi bağışlar mısınız? Nezaket Uçar. Nezaket Uçar. Büyük bir organize var. Sıla-i Rahim yaşanıyor. Nedir duygularınız böyle baktığınız zaman? Kimlerle karşılaştınız? Yıllardır görmediğiniz insanlar. Evet. 25-30 senedir bu köylülerimi ben biliyordum ama çoğunu bayağı tanıyamıyorum. Burada bir araya geldiniz. Biz gurbetteyiz. Neredesiniz? Danimarka'da. Danimarka'dasınız. Ne kadar güzel. Ama bir hasret, bir özlem, bir değil mi? Sıla. Çok özlem. Hepsini başka. Gördüklerimi çok sevindim. Duygulandım. Ağladınız. Ya, biraz da üzerinizdekisi mi ağlayacaksınız? Evet. Aynen öyle. Buralar hep memleketimiz. Biz gurbet olduğumuz için. Buralar özlem var toprağa karşı değil mi? Evet. Özlüyoruz. Ama bu özlem burada gidermek. Evet. Gurbette bütün oradaki eşler, dostlar, akrabalarımıza hepsine selamı söylüyorum. Evet, buradan selam gönderiyoruz anneme. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bu tarafa doğru baktığımız zaman kimileri yüzünü kapatıyor, kimileri arka tarafta. Biz nasıl ulaşabiliriz? Şöyle gelebiliriz. Şöyle gelelim. En kısımda oturan kardeşlerimiz var. Benim, sizi tanıyalım bir. Ben Necla Şeker. Burada, buralı mısınız? Buralıyız da Konya'da oturuyoruz. Konya'da oturuyorsunuz. Evet. Peki efendim, kaç yıldır geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. İlk defa bunu. Nasıl bu kaynaşma var? Çok güzel. Görmediklerinizi görüyorsunuz. Bizim akraba. Burada bir araya gelsin akraba. Evet değil mi? Görmediğin kişileri görmek çok güzel. Sıla-i Rahim'i yaşıyoruz. Buyur. Sıla-i Rahim'i yaşıyoruz. Evet. Manevi bir duygular yaşanıyor değil mi? Evet. Ben Deniz Okur. Burada mı kalıyorsunuz? Kozanlı'yım. Kozanlısın. Kozan'da mı kalıyorsunuz? Evet burada kalıyorum. Ne kadar güzel ama. Anadolu kadını değil mi? Hiç boş durmaz. Eli nasırlıdır. Baksana elinde nasır vardır senin. Vardır. Vardır değil mi? Tarlada çalış. Sen herhalde burada değilsin, gülüyorsun. Ben de ikimiz eltiyiz, buradayım. He, eltisiniz. Evet. Allah muhabbetinizi artırsın ya. Amin. Maşallah. Amin inşallah. Hep böyle misiniz? Evet hep böyleyiz. Biz kız kardeş gibiyiz. Öyle mi? Allah muhabbetinizi bozmasın inşallah. Amin amin. Kim derler sizin sülale? Okurlar. Okurlar. Mustafa okur, Rakip okur. Ha, amca, teyze, çocuk nasıl? Hayır. Şeyliğimiz, ikimiz de yabancıyız. Yabancısınız. Ama hiç yabancı gibi durmuyorsunuz. Yabancı gibi durmuyoruz. Bir arada büyüdük. Hem eltiyiz hem bir arada büyüdük. Ne kadar güzel bir duygu ama. İki eltinin böyle muhabbet etmesi, sırt sırta gider. Evet. Bir sarma, bir dolma yapın. Bak kucaklaşın, bir görelim. Bak nasıl kucaklaşıyormuş. Ne kadar güzel bak. Görüyor musun? Sezgi Sezgi. O çiçeği kime vereceksin? Kimseye vermeyeceğim. Oğlum getirmiş. Ha, annesine getirmiş. Annesine, oğlum. Anneler gününü biraz geciktirmiş. Yo, kutladıydı zaten. Kutladı değil mi? Kutladı anneler gününü. Ne kadar güzel ya değil mi? Evet. Benim Mehmet Evgin'in işi Emine Evgin'im. Danimarka'da kızım. Eşi mi, işi mi? İşiyim. Ha, işi. Kusura bakmasınlar işte. Köylü. İşisin çünkü onun hizmetinde çalışıyorsun, işisin. Eşiyim. Ha, işisin şimdi ol. İşisin değil mi, işi mi acaba? İsa Tokmak'ın gelini. Hatice Tokmak var, benim kızım. Neden Tokmak? Soyadları Tokmak. Niye Tokmak? Kapını Tokmak'a çok mu vururlarmış? Bilmiyorum nedenize Tokmak soyadları. Onların hepsine selam der, büyüklerin ellerinden, küçüklerin. Gözlerinden öperim. Torunlarıma da selam. Yeter yeter, bitirdin mi? Bayağı öptü ya. Kıymet Peker. Burada mı kalıyorsunuz? Konya. Buralıydım, Konya'ya taşındım. Konya'da taşındınız. Hı-hı. Niye Konya'ya taşındınız? İş gereği. İş gereği. Çocuklar okuyacak. Evet. Kaç yaşında bu? Bu benim değil, amcamın kızı. Amcanın kızı maşallah. Gözler ne kadar güzel bunun. Allah'ım ne? Böyle diyor o da. O da farkında gözlerinin güzel olduğunu. Allah güzel yaratmış. Allah insanoğlunu kainatın en güzel varlığı olarak yaratmış. Kainatın en güzel varlığı insandır. İnsan bunun kıymetini bilmiyor. Biz o yüzden bilmemiz lazım değil mi? Biliyor mu insanoğlu kıymetini? Biliyor. Biliyor mu? Biliyor. Rabbine kulluğunu farkında mı? Farkında. Farkında değil mi? Farkında. Evet. Farkında olmasa insanlar burada olmaz değil mi? Tabii. Ne kadar güzel. Allah bizi seviyor ki bizler buradayız. Evet. Doğru. Allah bizleri seviyor ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatın en şerefli varlığı yaratmış. Ben Hasret. Nerede? Burada mı kalıyorsunuz Konya? Konya'da kalıyorum. Konya'da kalıyorsunuz? Evet. Sürekli geliyor musunuz her yıl? Geliyoruz. Nasıl bir kalabalık var? Kimlerle tanışıyorsunuz? Yıllardır görmediğiniz büyükleriniz var. Evet. Onlarla karşılaşıyorsunuz. Evet. Güzel bir duygu. Evet, güzel duygu. Teşekkür ediyoruz. Belediye başkanıyım. Dayısının hanımıyım ben. Ne kadar güzel. Tersin Başoda'nı. Öyle mi? Evet. Tersin Başoda'nı. Hepsi bal gibi insanlar değil mi? Evet. Gelinle görümce iyi geçiniyorlar değil mi? Geçiniriz. Çok iyi geçiniriz. Burada mı kalıyorsunuz? Yok, ben Konya'da kalıyorum. Görümcem burada. Görümce burada kalıyor. Evet. Bağ bahçe işleri? Evet. Sizin orada öyle bir şey yok değil mi? Yok, Konya'da. Aktiviteler nedir?
Normal aile hayatı. Normal aile hayatı. Evet, çocuk. Ev hanımı olarak. Ev hanımı olarak. Kaç çocuk var? Dört elinizi öpün. Allah bağışlasın. Kaç çocuk? Kaç kız? Kaç oğlan? İki kız, iki oğlan. Kız. Allah bağışlasın. Metli oğlan. Üç kız, bir oğlan. Allah ömür versin. Öyle mi? Ne tesadüf oldu ya. Başkanımın değil mi? Evet. Siz o zaman... Anne kızız biz. Siz? Annesiyim ben. Ya sen anne misin? Evet, ben anne. Ya ne kadar genç anne ya. Lütfen bir alkışlayın bakayım. Sanatçılık ne güzel alkış. Öyle mi? Efendim? Program nasıl? Güzel mi? Güzel. Başkanı tebrik ediyoruz değil mi? Evet, tebrik ediyorum. Herkesi bir araya getirmiş. Evet. Biliyorsunuz. Ne söyleyeceğiz? Duygularınız nedir? Pek bir duygum yok. İlk kez geliyorum ama güzel yani. Mutlu oluyorsunuz. Evet, herkes bir araya toplanıyor. Güzel yani. Amcama teşekkür ediyorum buradan ona. Ve babam Namık Paşa'da selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum sizlerin adına. Biz teşekkür ediyoruz. Neden kına yakarlar? Gitin Allah'ım. Sormayın. Sorunlarınızı dinlemek. Ben arkadaşımın düğününde yaptım. Sadıç mıydınız? Yok, hayır, yanında. Yanında bulundunuz. Evet. Kız evinde temsil ettiniz değil mi? Evet. Yani nasıl arkadaşlık, dostluk? Mutlaka çocukluktan büyümüşsünüzdür. Burada mı kalıyorsunuz? Yok, ben kulda oturuyoruz. Kulda oturuyorsunuz. Ama bugün bir araya geldik. Evet, öyle. Allah birbirinizi beraberinizi bozdurmasın. Kardeşlerim var İsveç'te. Onların hepsine selam ediyorum. Adın ne ama senin? Hatice Kavak. Hatice Kavak. Evet. Sizin orada kavaklar çok yüksekte mi olur işte kavak? Kavaklar çok bizim orada. Ondan mı kavaklar? Oğlum var iki tane. Onları öpüyorum çok kadar. Ellerinde annemi... kına var, kına var. He, yakın. Kınayı niye yakarlar? Ne bileyim ben işte. Geline yakarlar. Geline yakarlar. Askere yakarlar. Ha, tabii askere. Kına kuzularına yakarlar. Tabii, evet evet. O kına kuzularının var ya, o kına kuzularına çok dua edelim biz, olmaz mı? Tabii, ediyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Tamam abi, ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, program tüm hızıyla devam ediyor diyorum. Biz bir boşlukta ara verdik ve teyzelerimizle, annelerimizle muhabbet ettik. Ama program mali sanatçılarla devam edecek. Konuşmalar olacak, insanların kaynaşmaları olacak. Bu kaynaşmalara biz de vesile olacağız. İnsanlara röportajlarımız olacak ve programımız tüm hızıyla devam edecek. Yıllardır ben sana çok hasret kaldım. Rüyama giresin diye uykuya daldım. Kozanlı benim doğum yerim.
Sevgili seyirciler, Kozanlı Gökgöl Şenlikleri 6.'sını düzenledikleri geleneksel Kozanlı Gökgöl Şenliklerinde. Evet, birlikteyiz ve şu an güllerin arasındayız. Güldür biliyor musun efendimiz? Gül kokuludur kendisi ve etrafımızda güller var. Güllerin arasındayız. Neredeyiz? Kozanlı'dayız. Etrafımıza baktığım zaman her taraf gül bahçesi adeta. İnsanlar eğleniyor, insanlar geziyor, insanlar sırayla ayında birlikte oluyorlar. Biz de bu birlik ve beraberliklerinde bu güzel insanlarla birlikte olduk. Gördüğünüz gibi güldür. Efendimiz de güldür. Gül Muhammed'dir o. Ve güllerin arasındayız biz. Evet, güllerin efendisi peygamber. Ve gül, gül Muhammed. Evet, gördüğünüz gibi ne kadar güzel bu güller. Harmanda varar durur,
Evet sevgili seyirciler, Kozanlı'da olmazsa olmaz nedir? Halay. Halay genelde düğünlerde, derneklerde, bu yörede, bu bölgede her program içerisinde mutlaka var. Halayın yeri biri başka. Kozanlı'nın kültürlüleri arasında yer alan halay hala ayakta duruyor. Kadınıyla, erkeğiyle, gençiyle hepsi halay çekiyor. Neden? Kozanlı'yı aşağı yukarı simgelemese de fakat her düğünde gerçekten artık özdeşmiş Kozanlı halkıyla. Etrafımıza baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Nerede? Biraz önce beyler halay çekiyordu. Şu an ise hanımlar halay çekiyor. Küçüğünden tut, gencinden tut. Gerçekten bu işi bilinci içindeler. Diyeceksiniz ki halayın nesinin bilinci olur? Çok önemli yer tutuyor Kozanlı'da. Çünkü halay her düğünün, her derneğin, her festivalin göz bebeği. Ve biz de bugün buradayız ve Kozanlı'dayız. Kozanlı'nın güzel halkıyla birlikteyiz. Gelin bu güzellikleri sizlerle baş başa bırakalım. Kuş cenneti olmuş Kozanlı. Gököl. Gerçekten aşağı yukarı 5 yıl önce gelmiştik Kozanlı'ya. Yine geleneksel festival vardı Kozanlı Gököl şenlikleri. Ama bugün gerçekten ismine layık aynı zamanda binbir çeşit kuş var. Böylelikle cennet ismini almış. Dünya cenneti tabii ki. Nereye? Gököl cenneti. Cennet deyince belki gerçek cenneti aklımıza tasavvur edemeyiz. Ama kainata Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu güzelliklere dünya cenneti diyoruz. Kozanlı kasabası da bundan nasibini almış. Şu anda uzaktan müziğin sesi geliyor ve biz bugün 6.sı düzenlenen 6. geleneksel Kozanlı Gökyürü şenliklerinde sizlerle birlikteyiz. Evet, bu birlikteliğimizde gerçekten güzel dakikalar yaşayacağız ve güzel insanlara birlikte olacağız. Kozanlı havasıyla, toprağıyla, suyuyla bir başkadır Kozanlı. Göreyim, topludan gül vereyim, topludan gül... 6. geleneksel Kozanlı Gökyürü dayanışma şenliğine hepiniz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerilerim, saygıdeğer misafirlerimiz, derneğimizin kuruluşu 13 yıl olmuştur. O günden bugüne kadar kurucu üyelerimize, maddi ve manevi emeği geçen tüm hemşerilerime, iş adamlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticilik yapan arkadaşlarıma ve başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ayrıca yönetimdeki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Saygılarımı sunuyorum. Dernek başkanımıza teşekkür ediyorum konuşmasından dolayı. Belediye başkanımız Sayın Tahsin Başo'da selamlama konuşması yapacaktır. Kürsüye davet ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konya Kozanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğimizin büyük katkılarıyla yaptığımız 6.sı geleneksel Kozanlı Gökgöl Dayanışma ve Tanışma Şenliği, siz değerli konuklarımızın ve Kozanlı hemşerilerimize Kozanlı'nın kültürel ve tarihi dokularını yakından görme imkanını sağlamak, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Konya'da, Ankara'da ve Kozanlı'da yaşayan Kozanlıları bir araya getirmek, genç neslin tanışması ve kaynaşması amacıyla düzenlemiş bulunmaktayız. Değerli katılımcılar,
Kozanlı nüfusunun %90'ı gurbette olan bir beldedir. Onun için şenlik ve festivallerin Kozanlıları buluşturma ve kaynaştırma noktasında olduğu kanaatindeyim. Bu şenliğimizin yılda bir günde olsa Kozanlıları bir araya getirmek bana huzur vermektedir. Umarım şenliğimiz siz değerli misafirlerimize hoşça vakit geçirme ve eğlenme zevkine ulaştırır. Ben bu vesileyle sizlere tekrar hoş geldiniz derken hepinize neşeli, eğlenceli bir gün diliyor, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Belde Belediye Başkanımız Tahsin Başoda'ya teşekkür ediyoruz. Sayın Kulu Kaymakamımız Ayhan Işık'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın milletvekillerim, değerli protokol, değerli misafirler, çok değerli Kozanlılar. Festival ve şenlikler birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı önemli günlerdir. Burada da pazar günü olmasına rağmen sabahın erken saatlerinden bu yana böyle bir kalabalığın burada olması sizin birlik ve beraberlik dayanışma duygularınızın da önemli bir göstergesi. Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. Gökgöl gerek ulusal anlamda gerekse uluslararası anlamda önemli bir sulak alan. Burasının yönetim planı da hazırlandı. Her geçen gün burayı daha fazla insan ziyaretçi anlamında gelmektedir. Şenliğin hazırlanmasında katkısı olan Kulu Belediye Başkanlığımız, Kozanlılar Derneği başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi saygılarla hepinizi selamlıyorum. Sayın Kaymakamımız Ayhan Işık Bey'e konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri AK Parti Konya İlçe İl Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özöğür'ü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli Kozanlı hemşerilerimiz, Kozanlılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nin tertip etmiş olduğu bu şenliğe hepiniz hoş geldiniz. Bizleri de bu şekilde davet ettiğinizden dolayı hakikaten müşerref olduk. Bu şenliklerin birlik beraberlik adına, dayanışma adına, kaynaşma adına hakikaten güzel işlere vesile olacağını görüyoruz. Bu kalabalık da zaten bunun en güzel örneği. Tekrar bu mesire alanında bu şenliği tertip heyetine, dernek başkanımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Konuşmasını yapmak üzere AK Parti Kulu İlçe Başkanı Sayın Reşat Eken'i kürsüye davet ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlar. Hoş geldinizler, saygılar sunarım. Daha dün ilkini düzenlediğimiz festivalimizin bu sene altıncısını düzenliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşları kutlarım. Yüreğinize sağlık, her şey dört dörtlük. Yeni festivallerde buluşmak üzere saygı ve sevgilerimi sunar, arz ederim. Kozanlı Lisesi bu münazarada birinci olmuş. Şimdi lise öğrencilerine hediyelerini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Başoda Bey'i kürsüye davet ediyorum. Öğrencilerimiz Nurdan Kırıcı, Muhammed Mustafa Uçar, Özgül Kozanlı hediyelerini almak üzere lütfen kürsüye gelir misiniz? Sevgili seyirciler, Kozanlı'da gerçekten güzel bir gün yaşanıyor.
6.'sı düzenlenen Kozanlı geleneksel gök ölçenliklerinde. Bizlere de yabancı olmayan bir değer var. Sayın Vekilimiz ve misafirimiz, konuğumuz, milletvekilimiz Ayşe Türkmenoğlu var efendim. Daha önceki yıllarda da geldiniz. Sizinle birlikte hep olduk. Burada karşılaşıyoruz. Evet, burada karşılaşıyoruz. Sayın Vekilim, bayan olarak önce size söz vereceğim. Sürekli geliyorsunuz. Kozanlı halkının şöyle baktığımız zaman neler hissediyorsunuz? Birlik ve beraberlik, silah-ı rahim yaşanması, şu anki sizin duygularınız nelerdir efendim? Bu tür organizasyonlar da son yıllarda bayağı bir yoğunlaştı. Yoğunlaştı çünkü biraz önce de konuşmamda belirttiğim gibi aslında modernleşme, teknoloji bir anlamda da insanlara yalnızlığı da getiriyor. Büyük şehirlerde de öyle. Maalesef küçük yerleşim birimlerinde, köylerde de, beldelerde de öyle. Eskisi gibi aile yapıları, çekirdek aile yapısı kaldı. Çok geniş aileler ya da görüşme imkanları olmuyor. İş hayatı, okul hayatı derken insanlar gerçekten biraz da yalnızlığa itiliyorlar. Bu tip organizasyonlarda akrabalar, eş dost bir araya geliyor, aileler bir araya geliyor. Güzel zaman geçiriliyor, sohbet ediliyor, hasret gideriliyor, dertleşiliyor, güzellikler paylaşılıyor. O yüzden ben de kendi ailemi görmüş gibi oldum buraya geldiğimde. Duygulanıyorum işin doğrusu bu tip ortamlarda. Hoşuma da gidiyor. Bu çağımızın getirdiği yalnızlığı bir nebze olsa giderme noktasında bu tip organizasyonların önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi bu vesilelerle yaşatmamız gerekiyor. Gençler için biliyorsunuz internet çok güzel bir ortam sağlıyor ama bir taraftan da çocukları sosyalleşmenin de dışına itiyor. Sadece internet ortamında sosyalleşebiliyorlar. Birebir bir araya gelmek, sohbet etme olayını gerçekleştiremiyor çocuklar. Bunu ben yakın olarak izliyorum. O yüzden de şöyle toprakla haşır neşir olmak, bir ağaç dalından bir meyve koparmak, yerde oturmak, toprağın üzerinde çakıl taşlara yaralanmak bile güzel diye düşünüyorum ben çocuklar için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Sağ olun. Evet, AK Parti milletvekilimiz Ayşe Türkmenoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Dediği gibi sürekli burada karşılaşıyoruz. Evet, misafir konuğumuz Adana milletvekilimiz Ali Alman efendimiz. Efendim nasıl buldunuz Kozanlı'yı? İlk kez mi geldiniz? Ben ilk defa geldim. Adana milletvekiliyim. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliyim. Ben Kozanlıyım. Dolayısıyla Kozan Adana'nın en yerleşik, dolayısıyla tarihsel geçmişi çok olan en büyük ilçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla milli mücadelenin çok soluklandığı bir alan. Dolayısıyla ben Kozan'ı merak ettiğimden zaman zaman buralarda bir Kozanlıların yaşadığını duymamdan dolayı onların inanç dünyaları, fiziki şartlarını görmek, belediye başkanımızın, dolayısıyla dernek başkanımızın nazik davetlerinden dolayı da icabet ettim. Bir arada bulunmaktan da çok keyif aldım. Dolayısıyla biz köklerini arayarak, geleneklerini devam ettirerek böyle bir siyasete arzulayan insanlarız. Bundan dolayı da bu arada bulunmaktan çok hoşnut oldum. Ben sayın başkanlarımıza, sayın milletvekilimize, dolayısıyla dernek yöneticilerimize, kul belediye başkanımıza, diğer siyasi yönetici kaymakamlarımıza böyle ortamlar yarattıkları için de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Dolayısıyla biz Kozanlıyız. Onların istekleri, arzuları olur. Onların hayatlarının bir köşelerinde nokta kadara biz yardımcı olabilirsek kendimizi mutlu hissederiz. Yıllar teşekkür sonra da olsa Kozanlılarla buluştuk. Bizden ayrılan evet. Kozanlılarla evet. Diyorsunuz. Bize teşekkür Kozan. Ediyoruz Sayın Vekilimize. Evet. Kozanlıların bu güzel günlerinde yanlarında buldukları için. Hoş geldiler sağ diyoruz Konya'ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vekilime de çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kainatın en güzel varlığı insandır. Evet. En güzel yatırım insana yapılması lazım. Bu tür organizasyonlarda da zaten biz Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlar olarak dünyaya bu tür organizasyonlarda bir yumruk olduğumuzu, biz her zaman bütünleşeceğimizin bir ifadesi değil mi efendim? Kesinlikle bu tür organizasyonlar. Doğru. Evet. Kesinlikle doğru. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışı bağlantıları çok yoğunlukta. Bunu çok iyi biliyorum. İsveç ve Danimarka'da Kulu ve Kozanlı hemşehrilerimiz çok fazla. Onlar orada da bu tip etkinlikler yapmaya gayret ediyorlar ama esas büyük etkinlik burada oluyor. Bir araya gelmiş oluyorlar. Bizim geleneğimiz ve görüneğimizde de var. Hasbihal etmek, bir araya gelmek, topluluk oluşturmak. Güzel, bunları yaşatmak gerekiyor.
Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, genç bir milletvekilimiz. Teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Bey. Sağ olun. Bu yemek yarışmalarına çıktım. Sağ olsun ki Başkan Bey. Saygı duyuyorum. Ellerinden öpüyorum. Tahsin Başo'da babam benim. Ellerinden öpüyorum Tahsin babamın. Gülseren anneme de ellerinden öpüyorum. Beni gören, bilen, tanıyan herkese selam ve saygı sunuyorum. Biz de selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bütün heyecanıyla, sevinciyle devam ediyor yani. Herkes çok mutlu. Evet. Teşekkür ettim. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, acılar paylaşırsa azalır, mutluluklar paylaşırsa çoğalır. Biz bu mutlu günde bu insanla beraberdik. Gerçekten hepsi birbirinden güzel, değerli annelerimiz onlar bizim. Başımızın tacı her zaman, saygı duyuyoruz. Beyler de tabii ki babalarımız, atalarımız değil mi? Bu atalarımıza da bir söz verelim. Şimdi Mamuk mahlasıdır. Adı Mevlüt'tir. Mübarek ismidir Mevlüt. Yani Mevlüt Kandili. Belki de Mevlüt Kandili'nde dünyaya gelmiştir. Doğru değil mi? Doğru. Mevlüt Başo'da. Kandil kendisi. Evet Mamuk abi, biz sizi çok seviyoruz. Teşekkür. Yıllar önce tanıştık. Yaylanız vardı, meşhur yaylanız. Evet. O yaylanın kalbimizde ayrı bir yeri var. Şimdi duygularımız nedir? Şu an büyük bir coşku var. Sizin içinize o kalbinizden küt küt atan mesajları birlikte paylaşalım. Sizlerden ben gurur duyuyorum. Buraya geldiğiniz için hoş geldiniz. Bizleri tanıttığınız için size minnettarız. Sağ olun, var olun. Eskisinden daha ileri giden bir yönümüz var. Ama yaş da geçiyor kalan. Mustafa'cığım, yaş da geçiyor. Yani her geçen günü aratıyor, ağaran saçlar kendini taratıyor. Taratıyor, aynen öyle, doğru, doğru. Ama biz sizleri seviyoruz. Sizin gibi güzel insanlar her zaman bizim dostumuzdur. Biz insanlığı seviyoruz, insanlara hizmete talibiz. Sizi çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir abimiz. Allah razı olsun, ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sağ biz olun. De teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Mamuk'un yaylası, mahlası bu. Yayla çok güzel. Güzel bir de eğitilmiş atı var böyle. Hadi yavrum kuzum diyor, gidiyor koyunları sürüleri toplayıp geliyor. Doğru değil mi abi? Doğrudur, doğru. Doğru. Ben Adil Akıncı. Nasıl program organize? İyi bir şey. İnsanlar kaynaşıyor. Konya'dan, Ankara'dan görmediğimiz insanlar, arkadaşlarımızı görüyoruz. Alaylar çekiliyor, oyunlar oynanıyor. Güzel bir şey. Şöyle de bakalım. 345. Yani öyle. İstiyoruz, devamı istiyoruz. Arkadaşımdan geldim. Ben de Konya'da kalıyorum. Bu sene geliyorum. Hiç gelmediydim. Hiç gelmediydim. Gerçekten çok sevdim Kozanlı'yı. Başkanlarımızı seviyoruz. Dernek başkanımızdan, belediye başkanımızdan. Artı bir arkadaşımı söyleyeyim. FM başkanı, bizim görünmeyen kahramanımız, derneğimizin. Gerçekten Çelikbaşı. Kendisine de gurur duyuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlerin hepsine teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun. İsmim Ramazan, soyadım Akıncı. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum size. 963. Biz teşekkür ediyoruz. İsmim Halil Başoda, Sulama Kooperatif Başkanıyım. Artı Şoğurlar Demiyet Başkan Yardımcısıyım. Bu ilgiyi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yardımınızı beklerim. Sağ ol başkan. Sen de sağ ol. Saygılar. İsmimiz Sarıyele Köyü'nden Davut. Davut Sarı. 809. Öncelikle şenliğimize hoş geldiniz. Sizden çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Size katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz de Sarıyele Köyü heyetinden, Kulu Sarıyele Köyü heyetinden Davut Sarı. Biz de şenliğimizi, özellikle şenliğimiz için burada bulunmaktayız ailecek. Teşekkür ediyoruz. Yaşamımızı böyle sürdürüp gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, benim çok sevdiğim, gönül bağı maneviyatta çok çok değer verdiğim abimiz var burada. Eski dernek başkanımız. Efendim önce kendinizi bir tanıtın. Daha sonra evet. Şu anda aktiviteler, şu anki duygular, düşünceler nedir? Eski başkanlardan Zafer Kibar. Ben Kozanlı'da doğdum, Kozanlı'da büyüdüm. Bu şenlikler için, bugün için yani 6. Kozanlılar Şenliği'nde elhamdülillah bir araya geldik. Buranın havasını aldık, buranın kokusunu aldık. Arkadaşlarımızla beraber bir araya gelip kucaklaştık. İnşallah bunun devamını istiyorum. Sizlerin gözlerinden öpüyorum. Size de inşallah. Biz sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sana. Allah razı olsun. Biz sizi seviyoruz. İnşallah nice nice bu şenliklerde seni bekliyorum. İnşallah sizleri bekliyorum. Ağzınıza sağlık. Bütün KON TV ailesine ben saygı sevgilerim sunuyorum. Saygılar birden sayın. Dedik ya şenliklerde, etkinliklerde güzel görüntüler yansır. Biraz sonra göreceğiz. Biraz önce minikler yarıştı.
Şimdi evet, şimdi gençler yarışacak. Çuval yarışı var. Onun arkasından sürpriz yarışmalar var. Hep birlikte bu sürpriz yarışmaları birlikte izleyeceğiz. Gelin Kozanlı'nın bugünle hep birlikte konuk alalım. Sayın konuklarımız, KON TV'den Mustafa Işıkgenç Beyefendi'ye de plaketlerini sunuyor başkanımız. Alkışlıyoruz. Başkanım, resim alıyorum. Çocuklar, açılmayın. Ayrıca KON TV ekibine bizleri burada yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Yerel sanatçımız Ali Küpçü Beyefendi'ye de plaketini sunuyor başkanımız. Alkışlıyoruz. Seyirciler, Kozanlı'daydık bugün. Kozanlı'da güzel dakikalar yaşadık. Gerçekten 6. düzenlenen geleneksel Kozanlı Gökyürü Şenlikleri'nde birlikteydik. Şu an arkamızda göl var zaten. Cennet, ne cenneti? Kuş cenneti. Evet. Ve yanımızda değerli başkanlarımız var. Sayın Belediye Başkanımız Tahsin Başada Beyler var. Sayın Başkanımız, Kültür ve Dayanışma Başkanımız Sayın Bilal Beyler var. Öncelikle ben başkanım arıyorum. Başkanım sizden büyük mü küçük mü? Başkanım küçük de. Küçük mü? Yolda büyük. Misin? Yolda mı büyük? Büyük? Tamam, başkanıma söz verelim. Başkanım, altısını düzenliyoruz. Bizler sizleri hiç bırakmadık. Bizler sizi sevdik. Sevdiğimiz için burada varsınız. Sizler de bizi sevdiğiniz için bizleri buraya davet ettiniz. Bugün farklı bir atmosfer vardı. Neler, duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Program nasıl gitti? Valla program çok güzeldi. Ben öncelikle sizin şahsınızda KON TV camiasına teşekkür ediyoruz. 6 yıldır yaptığımız festivallerde bizi hiç yalnız bırakmadınız. Özellikle de size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Festivaller biliyorsunuz vatandaşları bir araya getirmek, onları kaynaştırmak, kardeşlik duygularını pekiştirmek için yapılan şenlikler, halk kültürünü bir araya getirmek için yapılan halk oyunlarıyla ibaret bir şeydir. Ama bunun daha önemlisi bütün hemşerilerini ve bütün çevredeki insanları bir araya getirerek burada eğlendirebilmek bizi çok mutlu ediyor. Biz hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Hemşerilerimiz her türlü desteği bize veriyorlar. Sağ olsun dernek başkanımız çok büyük katkıları var. Çok büyük emekleri var. Yönetimine ve dernek başkanına teşekkür ediyorum. Bu festivalin düzenlenmesinde en büyük pay kendilerindir. Bizler de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum ben. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Güzel bir atmosfer. Evet, çok güzel bir atmosferdi. Uzaklarda, yakınlarda herkesi bir araya getirdik. Ve olmayan kişiler, birbirini görmeyen kişiler birbirini gördü. Eğlendik. Ben mutlu oluyorum. İnşallah hemşerilerim de mutlu olmuştur. İnşallah. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Evet, ne kadar güzel. Hepsini ben içtimaya aldım. Hepsini sırayla künyelerine alacağım abilerimizin. Evet Bilal Bey, tebrik ediyorum. Gerçekten başkanla güzel iltifatlarda bulundu. Bu sevgidir her şeyden önce. Birlikten kuvvet var. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Kalbinizdeki o atan mesajı birlikte paylaşalım. Evet. Öncelikle KON TV olarak hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim size de. Başkanıma da iltifatlarından dolayı teşekkür ediyorum. Her yıl bu şenlikleri yaptıkça bazı 90'larımız oluyordu. Bunları görüyoruz. Gittikçe güzelleşiyor.
eksiklerimizi ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu arada bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, bana yardımcı olan yönetim kurulu arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldu, çok güzel oldu. İyi oldu. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür Allah ederim. Allah bu tür organizeleri her yıl yaşatsın. İnşallah. Bizler de gelelim inşallah. İnşallah. Evet, sırayla geliyorum abi. Abi sizi tanıyalım beyefendi. Davut Kibar. Kozanlar Konya Dernek yönetimindeyiz. Başkanımıza desteğimizi verdik. Burada festivalimizi yaptık. Gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Abi sizi tanıyalım. Celal Korkmaz. Ben korkmazsınız değil mi? Korkmaz. Denetimde görevliyiz dernekte. Daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Her sene daha da fazlasıyla bundan daha fazla gelenlerin olmasını. Evet. Allah her sene nasip etsin. Nasip etsin inşallah. Evet. Sizler olduğun sürece, bu birlik beraberlik olduğu sürece başkanlar sır sıra verir. Sizler de genç, genç diyorum hepiniz. Hepiniz delikanlısınız. İnşallah gözümüzde. Bu tür, bu tür organizeler devam eder. Evet, efendim, ben de Feyyam Uçar. Başkan Yardımcısı, Kozanlı Dernek Başkan Yardımcısı sizlere ve katılanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice böyle şenliklere katılımlar nasip olur, beraber buluşuruz i̇nşallah. Ve inşallah böyle mutlu bir katılımlar olur. İnşallah. Evet, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ben Musa Kalem. Bu iyi bir silah-ı rahim oldu. Gelmek isteyen arkadaşlar için bir bahane olarak çok güzel bir programdı. Her yıl yapılmasını temenni ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde devam edilir. Biz teşekkür ediyoruz. Kalender Hancı, Kozanlı Belediye Meclis Üyesiyim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Bu katılımlarına Sayın Dernek Başkanımız Demirel'e, Sayın Belediye Başkanımız Tasim'e ve katılan bütün arkadaşlara saygılar ve sevgilerimi sunarız. Başarıların devamını dilerim. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de Kozanlı Belediye'sine üyeyim. Biz de teşekkür ediyoruz sizin burada olduğunuz için. Teşekkür ederim. Kısa ve öz diyoruz. Müdaver Kavak, evet. Evet. Bahri Çolak, dernek yönetimdeyim. Bütün Kozanlılara, belediye başkanına, dernek başkanına teşekkür ederim. Kozanlı halkına. Biz de teşekkür ediyoruz. Abi geri durmayın, şöyle gelin hele. Harun Çorum, başkanlara teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Abi sen de ırak kalma bizden şöyle. Ben şöyle dedim. Kozanlı Dernek Denetim Kurulu üyesiyim. Ben de... Evet, doğru. Denetim deyince denet diyorsun değil mi? Acaba talebeler derslerinde çalışıyorum. İnşallah. Açık vermezler bana. İnşallah. Başarıların devamını diliyorum. Evet. Ben keyif aldım. İnşallah arkadaşlar da eğlenmişlerdir. Başarıların devamını biz teşekkür ederim. Teşekkür ederim bana. Evet sevgili seyirciler, güzel insanlar, kainatın güzel varlıkları. Bugün Kozanlı'daydık. Kozanlı'da ne vardı? Altıncısı düzenlenen geleneksel Kozanlı Gökgöl Şenlikleri'nde birlikteydik. Gerek belediye başkanımız Tahsin Bey'e, gerek dernek başkanımız Bilal Bey'e ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel duyguları bizlere yaşattılar. Ekranlara taşıdık. Programın da sonuna geldik. Evet, programımıza suçlu insan etmişsek affola diyoruz. Ama biz şunu söylüyoruz. Biz insanları seviyoruz. Kozanlı'yı seviyoruz. Kozanlı halkı gerçekten çok misafirperver. Derler ya hani, suyu sert, insanı mert Kozanlı.